Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün pazara gittim geldim derken yorulduk. Mustafa'nın gözünü kaynak almış, çapak batmış gözüne. Sonra hastaneye gittik, geldik derken bu saat oldu. Yemeğimi yapacağım şimdi. Allah'tan yemeğimin adı belliydi ve ne yapacağım da belliydi. Onun için zorlanmadım. Şimdi arkadaşlar ben çorba yapacağım, biliyorsunuz o çorbayı aynı ana yemek gibi zaten o çorba. Onun için patateslerini ilk önce bir kızartayım dedim. Şöyle bir pişerken şey olmasın diye. Şöyle bir kızarsın bu. Yoğurdumu şurada ayarladım. Şöyle ayarladım yoğurdumu. Şimdi bunun içine bir tane yumurta kıracağım. Şöyle hemen köy yumurtası. Tavuğumu falan da ayarladım. Tavuk da burada yıkadım. Su şapsın, tencereyle onu da kavuracağım hemen. Hepsini ayarlayacağız. Nohutum da dolapta, onu da çıkartıp getireceğim. Yoğurdumun bir kısmını ayırdım şöyle. Hemen şöyle tezgahın üstünü boşaltayım. Yoğurt biraz koyu arkadaşlar. Sulandıracağım bunu biraz. Sündü bu yoğurt, niye böyle olduysa ben de anlamadım. Elmanda tut var arkadaşlar. Tut da bayağı şey yapmış, tutmuş. Ben dedim, hastaneden gelince gördüm ben de. Ben Rümeysa dedim, yiyeceksen dedim. Tut tutmuş dedim, git ye dedim. Ona gittiydi o da. Ama şimdi bunu buraya. Hı? Güneş gördü ya kızım. Yağmur yedi, üstünde de güneşi görünce. O pencerenin oradan kenardan toz dökülüyor arkadaşlar, yukarıdan. O an ne yaptıysak geçiremedik. Ancak Allah'ın bir kapı atsa da şöyle bunun üstünü yaptıracak şekilde şöyle. En azından dökülmesinden, akmasından, sıkmasından iyidir. Yere olsun, yere olunca ne oluyor sanki ne? Depremde çok rahat saray gibi evi olanlar evinde duramadılar, zenginler. Deprem olduktan sonra zaten benim hiçbir şeyde gözüm kalmadı da. En azından üstü şey olsa, temiz olsa, akmazsa daha iyi olur. Yoğurdu kenara aldım arkadaşlar. Patateslerimi şimdi kavruluya gideyim, nohudumu da getireyim. Arkadaş geldi. Onunla biraz oturduk. Soğan almaya gelmiş o da. Dedi soğan almaya geleceğim dedi. Gel dedim. Benim de gece bir midem ağrıdı arkadaşlar. Bir midem ağrıdı böyle. Allah'ım akıl mantık işi değil. Böyle midemin ağrısından deli olacağım. Sonra artık kalktım. Sabah işte aç karnına bir şey yoktu. Yemeği yedikten sonra geri oldu. Yani kahvaltı yaptıktan sonra. Kahvaltıda da yediğim neydi? Zeytin yedim. Peynir yedim, az bir şey yumurta yedim. Ama bence ekmekten oldu, ekmek biraz çiğ gibiydi.
Tost ekmeği, o da şeydi onun adı. Çiğ gibi olduğundan herhalde mideme dokundu zaten. Normalde ben böyle çiğ gibi olan şeyleri yemiyorum. Görüyorsunuz zaten biraz fazla pişmiş olacak benim şeyle. Ondan sonra ay ağrıdı gene pazara gittim geldim, öldüm pazarda. Gittim patlıcan almayı unutmuşum. Neyse ki ne. Abdullah'ımı aradım da sağ olsun yavrucağızım aldı da getirdi. Ondan patlıcanı unutmuşum dedim. Aldı getirdi. Pazarda bu hafta hemen yani ne iyiydi ne de kötüydü arkadaşlar. Biber aldım işte, patlıcan. İşte yeşillik. Marul aldım bir tane. Domates aldım. 1 kilo erik aldım Rümeysa'ya. 30 liraya vardı, 40 liraya vardı, 50 liraya vardı. 1 kilo erik aldım. 30 liralıktan. Ha biraz daha solukları vardı. Onlar da yani soluk derken ince şey, ufak yani küçük büyümemiş. O vardı. Ona da 20 liraydı o da. Yırtık yufka aldım. Önceki geçen haftadan da var. Onları şey yapacağım. Bir gene bunlar börek hoşlarına gidiyor. O börekten yapacağım. Artık peynirli meynirli karışık yaparım. Biraz peynirli, biraz şeyli kıymalı karışık yaparım. Bunu tam kızarmaya gerek yok arkadaşlar. Yoğurtla da pişeceği için tam kızartmaya gerek yok. Şöyle kenara alayım bunu. Sen şurada dur. Soğu sen kenarda. Sen gel bakayım buraya. En son yoğurdu pişirip arkadaşlar bu malzemelerini şimdi ayarlıyorum. Patates pişti, hazır. Şimdi şey de pişer, tavuğu da kavururum, o da hazır olur. Ondan sonra en son yoğurdu ocağa koyarım, pişiririm, malzemeleri içine dökerim, karıştırırım, iyi olur. Nohutum da burada. Geçenlerde biri dedi ki ne, ya dedi nohut dedi fazladan var dedi, yersen dedi getireyim mi dedi, ne kadar dedim, 2 paket var dedi. Dedi biz yem yok dedi, böcüklenecek dedi. Ben dedim verirsen dedim yerik dedim. Kadın verdi. Ben de güzel yıkadım iyice. 2-3 kere şöyle. Akşamdan ısladım. Güzelce şey yaptım. Sabaha kadar şişti sıcak üstünden ısladım. Sabah da kalktım düdüklüye koydum arkadaşlar. 2 kaynattım. Kaynattıktan sonra zaten hemen şey oldu. Güzel şeye döktüm. Leğene döktüm. Dışarıya da hatta götürdüm. Biraz karıştırdım şöyle. Soğuduktan sonra poşetledim. Attım dolaba. 2 kilo bayağı şey yaptı ama yemeğe de kullandım yani. İyi oldu. Benim vardı 2 kilo muydu? 2,5 kilo muydu? Öyle bir şeydi. Şeyde 3 harflilerde indirime düşmüştü. Annesi şey yaptı. İndirime düşmüştü. Pirinç, nohut koymuşlardı indirim yerine. İlk gittiğimde mercimek vardı. Kırmızı mercimek. 2,5 kilosunu 75 liraya aldıydım. Yok 65 liraya aldıydım. Uygun aldım. Yani kilosunu sordum. Ya başka yerlerde 40 liradan başlıyor. Ondan sonra işte ara
sepet ürünleri var böyle. Oraya gittim. Baktım bu sefer de pirinçten nohut var. İki tane, 2,5 kilo işte. İki tane pirinç aldım. 120 liraydı. 2,5 kilosu. Güzel baldo pirinçti ama. Ondan sonra iki paket pirinç aldım. Baktım nohut vardı. Bir pakette nohutu aldım. Bu da aynı 120 liraydı. Onu aldım getirdim. Onları kullanıyordum işte. Nohut başka yerden gelince onu açmadım. Onu kullanmadım. Bunu şey yapayım dedim. Kullanayım dedim. Açmayayım. Heder olmasın dedim. Ama onu da aslında aslan heder olmaz. Hani şey olmaz. Çok çok şey yaparım ne onun adı. Haşlarımı da dolaba koyarım. Pirinci kullanıyor işte şey yapıyor. Pirinci ama eşim internette bu ne AVM var. PTT AVM mi ne var herhalde. Oradan bayağı şey oluyormuş, düşüyormuş. Oradan almıştı 5 kilo şöyle. İki çeşit almış da. Ama pilavını denedim. Pilavı güzel olmadı. Tane tane olmadı. Onları şey yapmadım. Onları sarmada dolmada böyle sütlaçla falan kullanan. Çünkü nişastası yoğun. Pişirdiğin zaman böyle yapış yapış oluyor birbirlerine hamurlaşıyor. Ama sütlaçla falan güzel olur yani. İçli köftemi de çıkarttım. İçli köftemi hesapladım. 24 tane mi ne var? 24 tane adam başlıyor. 4 tane mi düşüyor? 5 mi? O da sen oluyor herhalde. Bir kasede çorba içersin. Kek yiyeceğim dedi. Kek yedirtmedim. Hazır keki geçenlerde Mustafa almıştı. Hazır keki anne dedi bir tane ver de yiyeyim dedi. Yok dedim yemeyeceğin dedim. Onu yersen şimdi de akşam yemeği yemezsin dedim. Öyle şey yaptı. Bıraktırdık onu. Ama dedim akşam onu yok dedi bir şey olmaz dedi. Ama dedim akşam yemeği yemezsen sen doğru madem. Dayak yemeye razı mısın dedim. Vazgeçtim dedi. İştahım kaçtı yemeyeceğim dedi. Harıl harıl ders çalışıyor. Başörtü olmasaydı gösterirdim size. Harıl harıl ders çalıştığını. Ama yine de gösterebilirim yani kafasını değil de kitaplara. İyi iyi. Bir şey olmaz. Hoş geldin cücüğüm. Abdullah mı? Evet arkadaşlar. Bu da böyle yazılar, edebiyat, kalem, notlar. Şurada. Hele şuraya göstereyim durun size. Bak. Notları böyle yapmış yapmış başucuna koymuş kendi burada yatıyor yukarıda. Notları böyle yazmış yazmış başucuna koymuş sabah kalktım ya onlara bir göz atıyor şöyle. Öyle ders çalışıyor işte. Dua edin de inşallah arkadaşlar bu sene hayırlısıyla şu sınavı kazansın da gitsin şu kız. Arkadaşlar yoğurdumuzu ocağa koyduk kaynattık. O sırada sütçü geldiydi. Sütü falan aldım derken anca şey oldu yoğurdumuzu kaynadı. Abla dedim sen oğlum karıştır da hemen dedim şuradaki bulaşıkları yıkayım dedim. Tezgahın içindeki bulaşıkları yıkadım. Bunları hemen nohutu atayım içine.
göğsüyle de güzel oluyor arkadaşlar. Normal etle, gerçi et pahalı, etle kimse yapmayı tercih etmez herhalde. Etle de ben bir kere denedim ama ta ilk başlarda yaptığımda denediydim. O zaman etle de güzel olur. Koyun ya da dana. Eğer şeyse, ne onun adı? Tavuk göğsü illa olacak diye şart değil. Tavuk göğsüyle güzel oluyor ama tavuk göğsüne biraz kuru gibi oluyor. Şey olursa, ne onun adı? But şeyine sarma diyorlar ya hani. Ondan olursa o daha güzel olur. Niye derseniz, patatesin içindeki karalar buraya geldi. Niye derseniz arkadaşlar, şey o daha sulu, daha güzel oluyor çünkü. Kazanın içinde karalar vardı, patatesin içindeki karalar da. Yoğurduma da göz kararı yoğurt koydum. Siz de göz kararı ayarlayabilirsiniz. Eğer yoğurdunu bol seviyorsanız yoğurdunu bol koyabilirsiniz. Ben bu sünem yoğurdu bir an önce bitmesini istediğim için yoğurdunu biraz yoğun yaptım. 2 kaşık un. Bunu sonradan aklıma geldi. 2 kaşık un. Yemek kaşığıyla. 1 yumurta. Kırıp iyice çırpıp ondan sonra ocağa koyup yavaş yavaş karıştıra kaynamasını şey yapacaksınız. Bak bir şeyleri kızartırken de patatesleri kızartırken de şey yaptım. Ne anladı? Karalar şimdi yüzüne gelmeye başladı. Çünkü önceki kızartma yağıydı ya o. Ondan dolayı. Gerçi tavuğun şeyi de olabilir yani, tavuğu koyduktan sonra ortaya çıktı zaten de. Önceki kızartma yağı olduğundan içinde biberin şeyleri falan kaldı. Hiç süzmek de aklıma gelmedi. Normalde süzeceğim ama. Heh. Bunun yüzüne ayran yakacağım arkadaşlar. Bu kaynasın. Bu kaynayınca geri tekrar yağımı süzüyorum. Olmazsa yağ ocağı alacağım. İşte köftelerimi kızartacağım. Onu da çıkartayım göstereyim size. Çorba mı? Köfte mi yapıyorsun lan? Hmm. Öyle bir gibi. Rus suyun yanakta. Ya git hele. Yan. Of, yoruldum vallahi ya. Tatlı mı yapacaksın? Yok. Şire neci? O yükü yaptım tatlıda. Of, yoruldum vallahi. Yapayım ya. Hayır, yoksa nerede? Biri içeride, biri ders çalışıyor gördüğün gibi. Öbürü de berberde. Abdullah. Sağ nerede? Berberde. Abin gözü piyasada yok mu oğlum? Abin gözü piyasaya çıkmıyor. Karıştı. Ben size oturmadan bak. Ben sana dedim. Orada bardak var, bardak getir. Bardaklı var. Süper, nereye koydun ben ya? Sen ne diyorsun? Şöyle deme kapıyı ört de şu kapıyı aç kızım. Şu pencere açık mı? Açık. Sıcak oldu. Hararet. Koştur 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 koştur. Aslında benim işim erken biterdi de o kız birden gelince işte. Ya kız gelmişti arkadaşlar. Karına şu kapının üstündeki demir yok mu? O yırtmış şurasını şöyle. Tam Mustafa Sevgi'ye yatacak. Onu öncelik tanıdılar. Acil diye. Doktor da geldi. Doktor da geldi. Hatta doktor birini aradı ya hocam diye. Arkadaşlar
arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.